bizler izin istiyoruz. Sahibimizden, şeyhimizden, Şeyh Abdülkerim El-Kubbisel Rabbani, konuşmak için ve dinlemek için, gerekli olan şeyi söylemek için ve bizim için gerekli olan neyse onu almak, hayatımıza uygulayabileceğimiz şeyler için bize bir hatırlatmadır. Zikir de bir hatırlatmadır. Sohbet de aynı zamanda bir hatırlatmadır. Meclis bize Allah'ı ve peygamberini hatırlatır. Başka bir şey değil. Sohbetlerimizde başka bir şey hatırlattığımızı söyleyin. Eğer o sohbet size Allah ve peygamberini hatırlatıyorsa ve ahiret hayatını hatırlatıyorsa, sizi bu dünyanın dertlerinden alıyorsa ve sizi bir başka değişik duygunun içine koyuyorsa ve anlamanızı ve kendinizi keşfetmenizi sağlıyorsa, ki o zaman Allah'a ibadet edip Allah'ı tanıyabiliriz. O zaman iyidir. O sohbet, o meclis, oraya gidin o zaman. Onlara katılın. Çünkü orada mücevherlerin verildiği yer orasıdır. Bu çeşit meclisleri her yerde bulamazsınız. Ne söylüyorlar, ne ünvan veriyorlar kendilerine, şeyhler, imamlar. İyidir diyoruz biz, insanlar toplanıyorlar. Ama mücevher verip vermedikleri başka bir şeydir. Çünkü o mücevherler Allah'ın evliyasından geliyor. Onlar size destek vermeliler ve yoksa o sadece bir toplanmadır. Bu gece Cuma gecesi. Amerika'da her yerde insanlar toplanıyorlar. Bu toplanmaların, bu meclislerin %99.99'u nefis için toplanmadır. Bu geceyle başlıyor. Yarın Cuma gecesi. Okullarda öğretiyorlar çok erken yaşta. Çok heyecanlanmalısın. Çünkü okul bitiyor hafta sonu. Hafta sonu geliyor. Hayatın tadını çıkarmalısın. Rahatlamalısınız. Böyle öğretiyorlar. Demek ki biz bu böyle bir noktaya geldik ki biz sohbet meclisinde oturuyoruz ve dinlemek istiyoruz Allah'ın evliyalarının verdiği hazineleri, ki onları toplayabiliriz. Bizler sonuna geliyoruz. Bu Recep ayının, Allah'ın ayının sonuna geliyoruz, öyle değil mi? Bu en sonuna gelmeden önce kendimizi hatırlatmalıyız. Biz ne kazandık şimdiye kadar? Öyle ya da böyle diyebiliriz. 3 hafta geçti. Ayın 4'te 3'ü geçti. Biz kendimizi hatırlatıyoruz. Allah'ın ayı, Recep ayı. Bu ay tohum ekme ayıdır. Oturun ve kendinize bir sorun. Ben oturup kendi kendime soruyorum. Bu ay biz neyin tohumunu ektik? Hiçbir şey ektik mi? Kesinlikle bir şey ekeceğiz ama ne ekiyoruz? Belki aya güçlü başladık. Niyetimiz güçlüydü, sağlamdı. Ama ondan sonra ne oldu? Belki zayıfladık sonra. Belki şeytan bize oyunlar oynamaya başladı. Biz iyi tohumlar ektik ama nefsimiz kapı açtı şeytana ve aniden biz anlayamadan bir bakıyoruz ki fitne tohumları ekiyoruz. Gaflet ekiyoruz. Tembellik ekiyoruz. Dedikodu ekiyoruz. Arkadan konuşma. Başkalarının arkasından konuşma ekiyoruz. Başka gruplarla, başka çetelerle konuşuyoruz. Başkalarını eleştiriyoruz.
bu sözler Allah'ın gözüyle bakmayanlar içindir. Eğer Allah'ın gözüyle bakıyorsanız ki o Allah'ın nurudur. Manası neyin doğru yanlış olduğunu bilirsin ve uzak durursun yanlış olan şeylerden. Biliyorsun ki yanlıştır, ondan uzak durursun. Onunla meşgul olmazsın. Ama bu doğru ya da yanlıştır demek gibi değildir. Aynı şey değil bu. Ama sizi ilgilendirmeyen, başkalarını ilgilendirmeyen şey, cemaati ilgilendiriyor. Bununla, buna dikkat ediyor muyuz? Ağzımızdan çıkanın ne olduğuna? Bunun nereye ulaşacağını daha dikkatli oluyor muyuz? Hareketlerimiz konusunda. Bunun sonuçları nereye ulaşacak? Dikkatli oluyor muyuz ki? Yaptığımız şeylerin danışmadan yaptığımız şeylerin sonucunu görüyor muyuz? Kendi kafamıza göre yaptığımız işleri, özellikle bu ayda Ramazan'daki bunun ekinini biçeceğiz, ektiklerimizin. Demek ki ay sonuna ermeden bir bakalım. Eğer yanlış tohumlar ektiksek onları alın, onlardan kurtulun. Manası yaptığımız yanlış hareketlerden, yanlış niyetlerimizden, onlardan kurtulun. Yeniden güzel tohumlar ekmeye başlayın. Otları yolun. Zararlı otları. Sizi ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olmayın. Özellikle şimdi. Özellikle bir sınıf varsa ve cemaat varsa burada hiç kimse bir başkasından sorumlu olmaz. Kimse diyemez ben edebi biliyorum. Nasıl dersin? Ben edebi biliyorum. Ben Şeyh Efendi ile şu kadar zamandır onunla beraberdim. Bunlar çok meşhur son sözlerdir. Herkes Şeyh Efendi'nin meclisini terk edenlerin hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Ben onu en iyi ben biliyorum. Onu ben özel olarak biliyorum. Benim onu bildiğim gibi kimse bilemez derler. Bu işte çünkü onlar kabul etmiyorlar. Doğru varisi. Diyorlar ki siz yanlış söylüyorsunuz diyorlar. O kişi benim. Özel kişiyim ben. Bütün o özel öğretileri ben alıyorum. Başka hiç kimse değil. Ben ondan öğreniyorum sadece diyor. İşte bu şekilde dinler çıkıyor. Bir hak, bir İslam'ın dışında. Çünkü hak açıktır ve batıl da açıktır. Yoldan ayrılmayın. Yoldan sapmayın. Orada olmayan bir şeyi almayın. Bu sonuna geliyoruz. Recep ayının sonuna geliyoruz. Allah bizi bağışlasın. Bütün yanlış hareketlerimiz için. Allah bizi daha iyi ve daha güçlü kılsın. Bu ay inatçılık ayı değildir. İtaatsizlik göstermenin ayı değildir. Özel olduğunuzu gösterme ayı değildir. Bu aydır ki başınızı secdeye koyarsınız ve estağfurullah dersiniz. Beni bağışla ya Rabbi yaptığım her şey için. Herkes İbn Abbas'ın duasını okuyor musunuz bilmiyorum. Recep ayının evliyasının duasını. Onu belki okuyorsunuz ama anlıyor musunuz onu? Onu hayatınıza geçiriyor musunuz? O dua ne söylüyor? Ya Rabbi beni bağışla. Yaptığım her şeyi, karşı yaptığım her şey için beni bağışla. Beni bağışla. Bana gösterdiğin bütün o merhameti alıyorum. Ve onu sana karşı daha asi olmak için kullanıyorum. Beni bağışla.
bütün günahlarımı bağışla, açık ve gizli yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim günahlarımı ve başkalarının bildiği bilmediği günahlarımı, onları kapat, onları ört. Eğer o dua hakkında düşünürseniz ve o duayı gerçekten okumaya başlarsınız, işte o bir cemaattir ki, düşünen cemaattir. Düşünmeyen cemaat istemiyoruz biz. Sihirli bir dua. Herkes özel bir salavat söyleyecek ve her şey açılacak. Hayır, öyle değil bu. Bu cemaat ki Şeyh Efendi'nin yolundadır. Bizim için o kapıyı açmanın, kilidini açmanın yolu, anahtar orada. O nefsinizi kontrol etmekten geçer. Nefsini anlamaktır. İnatçılığını anlamak, öfkeni, kıskançlığını anlamak, bütün şeytani kötü karakterlerimizi anlamak. Sadece birkaç şeyi okumak, bir araya gelmek değil. Ona bakmak ve kendinize bakmak ve kendinizi yargılamaktır. Kendinizi yargılayın. Bizler kendimizi yargılamalıyız ki, yargılanmadan önce. O demek ki o dua, o önemlidir o dua. Ve o dua devam ediyor. Diyor ki, ya Rabbi, beni bağışla, yaptığım bütün yanlış şeyleri. Senin onlardan hakkını nasıl aldımsa, beni bağışla, cezalandırma. Eğer mürid bu şeyleri düşünürse, o zaman daha uyanık hale gelir. Daha sadeleşir. Daha çok enerji gelir sana ve daha iyi hareket edersin. Kaybolmazsın. Çünkü o zaman gelen rahmetlerini sayıyorsun. Rahmetlerini sayıyorsun ve elhamdülillah diyorsun. Ve yaptığın yanlış şeyleri de sayıyorsun. Ki pek çok zaman gelir ki, yanlış şeyler gelince şeytan seni çıldırdı yanlış şeyler yapmak için. Hiç olmazsa dersin ki, pek çok yanlış şeyler yaptım, Allah beni bağışlıyor. Hiç olmazsa bir şey çek. Hiçbir şey yapamam deme. Bu gösteriyor ki, o zaman hiçbir şey düşünmüyorsun o zaman. Şükür ya Rabbi, öyle diyemiyorsun. Ve nefsinin üzerine basacaksın ki, İnsanların anlaması gereken bir başka şey de budur tarikat hakkında. Tarikat sadece bir araya toplanıp iyi hissetmek için değildir. İyi hissetmek için değil. Bu bir eğitimdir. Eğitim kampıdır burası. Bu nefsi eğitme kampıdır. Bu nefsinizin üzerine basmaktır. Eğer sadece her şey güzel ve kolay olsaydı ve iyi hissederseniz, o zaman bu sosyal toplantıya dönüşürdü. Belki kuvvet sahibi olan kişi size diyecek ki, bütün hayatın boyunca der sana, tersine inandın. Sana bir şey söyleyecek, kızacaksın. Öyle olmalı. Parlatılmak mı istiyorsun? Eğer parlatılmak istiyorsan, bir şeye ihtiyacın var ki seni soyacak ve üstündeki o kirleri alacak bir şey lazım. Ve bazen çok sert bir fırçaya ihtiyacım var. Çünkü çok kirlenmiş olursun o zaman. Kendi gerçek kimliğini bulmak için, kendi kendini keşfedebilmen için. Evet. Bizler dua ediyoruz ki Allah bize kolaylık versin. Zorluk için dua istemiyoruz ama Allah bize buyuruyor ki, bana bir adım atın, ben size 10 adım gelirim diyor. Biz nefsimizin üzerine basmalıyız. Ve bunun manası da budur. Nefsimizin üzerine basalım, basmalıyız. Çünkü pek çok kez başımız derde giriyor. Çünkü o bir adımı atmıyoruz. Şeytan bize gelir, o biz bir adımı atmıyoruz. O zaman şeytan bizi geriye atıyor. Şimdi o bir adım atmak çok zor olur o zaman.
Çünkü çok gerilere gittik. Başlangıç noktasında. Recep ayı Allah subhanahu teala buyuruyor ki bu benim ayımdır. Ve biz Allah'tan bizi bağışlamasını istiyoruz. Ve bizler için de iyilik getirmesini istiyoruz bu ayın. Kendimizi uyandırmamızı, daha iyi şeyler yapmayı, Allah ve Peygamber'ini hoşnut etmek için nefsimizin üzerine basıp kendimizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayına hazırlamak için. İnşallah Rahman. Allah büyük şeyimizin makamını arttırsın. Şeyh Mevlana Muhammed Nazım Aleyhisselatü Rekkani'nin makamını daime yükselsin. Ve şeyhimizin makamını da daime yükselsin. Kılıcın Efendisi Şeyh Abdülkerim Ekabülüs'ü ve onun himmetini ve yardımını istiyoruz. Yolumuz kolay olsun. Bize daha çok iman ve güç versin. Ve bu yola daha samimi insanlar gelsin. Allah beni bağışla.